Eski aşkım, evet. Eski ya. Eski sevgili o zaman. Tanıyor musun diyorum, yok diyorsun. Ne diyeyim Elif, eski sevgili mi diyeyim? Evet öyle de, ya da eski sevgilisin oturtmadı, en iyisini orada oturtmadı. Aşk. Merk, sana diyorum, ne gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Sen gider misin buradan ya? Gergin sinirli olduğu için artık bir şey yapamıyorum. Arkadaşım sen gider misin buradan? Ne oluyor be? Gel. Ha bir de arkadaş da gel, çıldıracağım. Mert. Ha ben. Güzel. Ne içersin Burçin? Ya ne içersin diyorsun? Su alırım. Tabii. Hemen hemen. Bakar mısın? Al sana su. Al sana su. Hadi. Sen de git. Hadi kalk kalk. Geldik aşkım. Bak ne yapıyorsun sen? Helal yediğimi yere ver. Ben de geldi aşkım. Çok güzel. Ver onu. Çok geçme hepsini ona yedi. Sana da var. Sana da var. Gel eski sokak başlarında olduğu gibi gel. Al sana filan. Allah. Büyük bir vasiyet varmış kızım. Rus hükümetinin buradaki avukatı aradı beni. Konsolosluktan aradı. Merhaba. Merhaba. Kim bu adam? Avukat. Abi adama bak, damatlık giymiş gibi gelmiş. Bu nasıl bir avukat ya? Oğlum gel buraya. Asistanını çağırıyor. Yani Neriman. Şimdi. Ben alabilir miyim o paraları? Alabilir miyim o paraları? Para mı istiyorsun? Ne yapıyorsun? Hesabı kim ödeyecek kardeşim? Bizi mi koparıyorsunuz? Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun sen ya? Bakar mısınız? Polis çağırır mısınız lütfen? Ne kadar oldu? Lütfen. Burada dolandıracağım. İlk buluşma. Bir şeker Türk havası, bir de limonata rica edelim mi? Alo. Efendim. Bir saniye. Tamam. İlk buluşma. Hoş geldin Mert. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın abi? Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok merhaba. Teşekkürler. Bir sorun var mısın sen? Birazcık heyecanlı oldum. Ama şu an iyiyim. Şu an nişanlım bir oturur oturmaz ne oldu, bir sıkıntım var, bir şey mi var dedin sen, bir sorun mu var? Yok biraz gergindir kendisi. Gergin mi? Evet. Niye geriliyor? Dur, kıskançtır, gergindir. Şu an ne oldu ki, niye kıskanmış? Aa, masaya bir sinek kondu, dişi. Olabilir. Ufak şeylerden bile. Bir yere kondu sinek gördüm. Olabilir. Ne kadar zamandır birliktesiniz? Biz 10 aydır birlikteyiz. Kız arkadaşım. Eylül. Eylül. O ne iş yapıyor? O da makyaj uzmanı, kendisi siz makyaj. Nişanlı mısınız? Nişanlıyız. Kaç senedir? Yeni 3 aydır. Aa, 3 aydır. Ne zaman evleneceksiniz? Seneye inşallah. Seneye yazın. O zaman yalnız. Bak evlenmen için sana 5.000 lira vermek istiyoruz biz. Evet. O yüzden sen bize biraz yardım et. Peki ne kadar zamandır tanışıyorsunuz? Yaklaşık 3 senedir falan. 3 senedir tanışıyor. Aileler falan, herkes tanışıyor zaten. Her şey. Evet. Yaş kaç abi? 25. Güzel. Nelere kıskanıyor? Mesela nasıl bir kıskançlığı var kız arkadaşının? Kıskançlık haricinde mesela kötü huyları nelerdir? Ya aslında bir şeyi kafasına takmaz ama taktığım zaman o kıskançlık, o şey yaptığı zaman önemsemez sana normalde ama. Sana hiç böyle daha önceden kötü bir şaka yaptı mı? Yapmadı ama ben ona şaka yapmak isterim. Böyle bir şaka anlamasın diye. Normalde kıskançlık insanı. Yaşadığınız en abuk böyle kıskançlık mevzusu neydi mesela? Sosyal senin medya üzerinden oluyor genelde. Öyle mi? Kıskançlıkları falan. Yani o. Şifreni istiyor senin. Mesela ya zaten şifre falan verdim de başka verdim, türlü şey yapamıyorum. Kurtuldum. Bak devam etmek istemiyorsan şunu yap. Biz anlarız ki bu adam artık devam ben etmek istemiyor. Ben sonuna kadar gitmek istiyorum. Tamam sonuna kadar gitmek istiyorum. Ya da şey istiyorsun. Yap o zaman... yani dilinde dirseğine dokun daha artık. Uzatalım. Şimdi. Bir komplonun içerisine alacağımız için, tamam. Kafalamaya çalışacağımız için kız arkadaşını inandırıcı olman gerekiyor. Tamam. Doğal tamam kendin gibi ol. Evet. 3 senedir tanıdığın insan sonuçta. Huyunu suyunu sen çok iyi biliyorsun. Aynen öyle. O şekilde hareket edelim. Şimdi bir telefon konuşması yaptım. Çok uzun sürdü. Uzun kusura sürdü. Bakma de. Tamam. Neyle ilgili derse anlatırım de, siparişleri vereceğim sana de. Buradan her şekilde bizim söylemediğimiz şeyleri söylememeye çalış. Tamamdır. Normal gündelik konuşmaya devam edebilirsin masaya gelince. Süper. Benim de çok havalıymış tamam bu arada. Ha. Evet. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. O zaman ilk buluşma. Başlıyor. İlk buluşma.
hallettin mi? Sevgilim, özür dilerim. Geldim şimdi. Nerede? Lavaboya falan gittim. Peki, bakmış mı? Birazcık kafam karışık canım. Niye? Genel ya, bu işler güçler falan, ne yapacağız, ne edeceğiz? Ne zaman haber gelecek? Ona bakacağız. Yani haber verecekler. Telefon bekliyorum işte. Bu demin bir telefon görüşmesi yaptım da pek fazla umutlu değildi açıkçası. Niye? Bilmem, pek fazla umut alamadı. Ya çok böyle hoşuma gitmeyen bir telefon görüşmesiydi. Hoşuma gitmeyen bir iş görüşmesiydi. Ya tam iş görüşmesi de sayılmaz tam da. İş görüşmesi de sayılmaz da böyle. Ya tatmin olamadım yani, anladın mı? O yüzden. Ne zaman haber gelecek ki? Bunu bilmiyorum hayatım. Neyse, bu konuyu kapatalım ya. Neyse yani. Bu konuyu kapatalım, boş ver. Şimdi senin sol tarafına bir kız gelecek, tamam mı? Sen o kızı eskiden tanıyormuşsun. Tabii. Ama nereden tanıdığını sana söyleyeceğiz daha sonra. Tabii. Bunu anladıysan kafana dokun. Güzeldi ama tatlı. Bunları küçük küçük yapacaksın, tamam mı Mert? Ah, yani şimdi bak, büyük geldi. Hemen görme. Bir otursun. Tamam. Tamam mı? Kız bir otursun. Evet. Göz makyajın çok güzel olmuş aşkım benim. Güzel de akıyormuş gibi sanki. Akmıyor bir tanem ya. Elini çenene koy. Ve böyle o tarafa doğru dön. Dalmış gibi. Evet, sonra kafanı çevir. Çok şey gibi bakma böyle. Öyle hani ağzını şey yapma. Öyle bir evet, şey evet. Yap, mimik yapma. Evet. Yani bak oraya, kız arkadaşın sana baktığı zaman kafanı hemen kız arkadaşına çevir. Ne yapacağız akşam? Akşam ne yaparız? Bilmem, belki bir yerlere çıkarız, yemek falan. Şimdi tekrar kıza bak. Şimdi oraya bak. Gerginsin ama kız. Gerginsin. Senin eski sevgilin ve denk geldi tesadüfen. Doğrayalım mı? Uğrarız, kitaplarını mı alacağız? Neye bakıyorsun? Yok canım. Tanıyor musun? Sen evet. Şimdi kız arkadaşına bakma. Neye bakıyorsun aşkım? Aşkım bir şey yok ya. Sakin ol. Ben senin yanına oturabilir miyim de. Kalk kız arkadaşının yanına. Hiçbir şey söyleme, git yanına otur. Biraz yanına oturmak istedim aşkım. Şimdi çocuk yer değiştirdi ya. Sen de karşındaki sandalyeye oturacaksın. Kalk hemen karşındaki sandalyeye otur. Özledim seni ya. Burası daha iyiymiş. Hayda de. Başka bir şey deme. Hayda de. Mert, kalkıp tekrardan eski yerine oturacaksın. Gülşah, sen de o kalkıp oraya oturduktan sonra yine eski yerine oturacaksın. Böyle bir şey ben görmedim. Hayır, o değil. O niye bir batağı gibi oturuyor? Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bir şey yok aşkım. Yok, bence tanıyorsun seni. Yok, yok da böyle panik olmuş gibi. Benimle bir alakası yok da. Benimle hiçbir alakası yok. Trip attı sanırsam. Eski kız arkadaşını gördün. Ve sen onu söylememişsin nişanlına. Unutma bunu. Gerginlik. Ona her evet, böyle sahte şeyler, sevgi gösterileri. Sahte sevgi gösterileri. Gülşah, bir bak oraya hafiften. Şimdi yürü. Öbür tarafa, sandalyenin öbür sandalyeye geçeceksin Gülşah. Niye bu sürekli oraya bakıyorsun aşkım? Ne bileyim, kartı şimdi doğru oturuyor. Ben bir şey yok bir tane. Aşkım, seni çok seviyorum de. Mert, çok seviyorum canım, evet, sevgilim. Bana bak aşkım, gözlerime bak. Seni çok seviyorum. Çok güzelsin bugün de. Çok güzelsin canımın içi. Bugün makyajınız harika olmuş. Garsonu çağır Gülşah. Ay, niye alık alık bakıyorsun ya? Bir şey yok aşkım. Ay, sinir ettim. Ben huzursuz oldum ya. Neden huzursuz oldun bir tanem? Huzursuz oldum ben. Sanki böyle bir şey söyleyecek misin de bana söylemiyorsun. Yok aşkım, bir şey yok. Var yok, yok. Garsonlar, şey limonata yok, isteyeceksin. Garson limonatayı beyefendiye verecek. Bunu hanımefendi gönderdi diyecek. Ne söylüyorlar? Ne oldu? Ne konuştular? İşte aradılar. Bir tarih verdiler falan ama beklediğim beklenti pek karşılamadığı için. O yüzden şey yapamadım. Mert, birazdan sana limonata getirecekler ve şu bayan getir diyecekler. Sol tarafındaki bayan getir göndermiş olacak. Ne siz bileyim, beraber limonata içer misiniz? O sana limonata yaparmış. Anladıysan kafana dokun. Şimdi şu an ne alakası var bununla? Ya dur zaten, stresin üstüne gelme. Niye stresin? Bu iş güç konusu yöntemi. Hanımefendi gönderdi. Bak şimdi. Şimdi Gülşah'a bak. Bak şimdi, aa de böyle. Sanki ilk defa görüyorum. Aa, Gülşah. Gülşah. Ne dedi adam? Ben ama. Gülşah, ne haber? Gülşah, ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ne var ne yok? Gelsene de. Olsun. Kim o? Gelsene böyle. Kim o ya? Niye buraya geliyorsun? Arkadaşım canım. Söyledim, tanıyor musun diye, tanımıyorum dedim. Limonata için teşekkür ederim. Gelsene böyle. Rica ederim. Gel. Git Mert'in yanına otur. Niye söylemiyorsun? Aşkım dur, sakin ol bir tane. Hayır, bir şey. Sakin mi? Niye söylemiyorsun? Anlatacağım, her şeyi anlatacağım, tamam mı? Bir dakika sakin ol. Şimdi Mert, bir dakika içerisinde içinde bıdı bıdı, civcivli ve tırt geçen 3 tane cümle kuracaksın. Süren başladı. Aşkım. O da çünkü seni tanıyormuş. Tamam, şimdi bıdı bıdı yapmayalım. Bıdı bıdı yapmayalım. Bıdı bıdı falan diye konuşma benimle. Yok aşkım,
civcivli bir yerden buraya geldik. Nereden? Bir kere bu limonata çok tırt, tamam mı? Bu limonatanın tırt olmasının sebebi civcivli bir yerden gelmesi. Civcivli bir yerden gelmesi içinde buz olmaması. Değil mi? Çok tırt. Arkadaş kim? Nereden tanışıyorsun? Şeyde, Gülşah'taki Mert yine heyecanlandı de Gülşah. Mert yine heyecanlandı. Evet. Ne oldu? Anlatayım ya, tırt. Bana. Arkadaş kim? Tanıştır beni. Aşkım, tanıştıracağım seni. Bıdı bıdı yapmazsan eğer seni tanıştıracağım, ben tamam mı bana? Ben bıdı bıdı yapmıyorum, sen bıdı bıdı yapıyorsun. Civcivli bir mevzunun içerisindeyiz. Civcivli bir mevzunun içerisindeyiz. Tırt bir muhabbet olabilir. Mert, sen ne saçmalıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum de. Mert, hiçbir şey anlamıyorum. Ne saçmalıyorsun? Ya civcivli civcivliler vardı ya. Civciv bizden 250 lira kazandın Mert, şu anda. Kazandım. Çok iyi gidiyorsun. Civciv ben şimdi Gülşah şeyde, limonatayı çok sevdiğini bildiğim için gönderdim. Bir saattir bakıyorsun. Evet. De Gülşah. Tırt bir... Bir saattir bakıyorsun ama limonatayı aynen görmemezlikten geliyorsun. Ben de limonata gönderdim onun için. Teşekkür ederim. Çok ki sen limonatayı çok seviyorsun ya. Eski arkadaşın herhalde. Limonatadan sonra. Evet, evet eski arkadaşım. Evet. Yani. Eski yani. Yani tanıştır artık. Niye kurdun bakıp Gülşah, bakıp yüzüme? Gülşah, Eylül. Merhaba. Tanıştırayım. Nereden arkadaşsınız? Eskiden çok... aşkım, eskiden. Tamam eskiden ama nereden? Ya yani senle tanışmıyordum o zaman. Aşkım senle tanışmıyordum. Ya lise günleri ne günlerdi ya? Çok acayipti de. Arkadaşım aşkım. Ya, lise günlerinden, liseden aşkım, liseden. Şeyde lise günleri çok acayipti de Mert. Lise günleri çok acayipti aşkım, gossip gölge. Ya bir gün bir sıra dayağı attılar bize var ya. Ay benim dizim o. Bir gün bize bir sıraya dayağı attılar aşkım var ya. Hiç unutmam, sıra dayağı attılar bizim edebiyat hocamız. 20 kişiyi topladılar böyle. Müdür beni Gülşah'la konuşurken yakaladı. Müdür beni Gülşah'la spor salonunda konuşurken yakaladı. Konuşuyorduk ama sen. Evet evet de Gülşah ve Gül. Konuşuyorduk. Evet. Evet. Konuşuyorduk aşkım yani. Normal spor salonunda. Hiç konuştuğumuzu çok konuşkan kendisi. Bizi yanlış anladı. Evet. Bizi sıra dayağına çekti 20 kişi. De ki yani gerçekten seni çok özlemişim Mert de. Ya Mert gerçekten seni çok özlemişim. Ben de. Ben de öyle Gülşah. Ben niye tanışmıyorum arkadaşınla madem çok eski ve iyi bir arkadaşım? Tanıştın işte aşkım. Hadi daha önce mi? Gülşah elini uzat, elini uzat kıza. Merhaba ben Gülşah de. Merhaba ben Gülşah. Ben değilim. Kız tanışmış olduk, sorun kalmamıştır. Önceden niye tanıştın? Bak tanışmış olduk. Madem çok iyi bir arkadaşım. Aşkım çünkü uzun süredir görüşmüyordum. Şimdi uzun sana dedim. Uzun süre görüşmediğini anladım. Ben aslında Mert'i birkaç kere aradım ama telefonumu engellemişti. Tesadüf dedim ya sana, tesadüf. Bir şey söyleyeceğim. Ben arkadaşı aradım birkaç kere ama. Ben hiç görmedim, söylemedi. Engellemiş numaramı çünkü yani. Mert'e kızgınım o yüzden. Farkında olmadan, yanlışlıkla yani engellemiş. Farkında olmadan aşkım, telefonumu temizlerken parmağım değmiştir. Olabilir yani. Niye küs müydünüz? Bir şey mi oldu? Gülşah, ben senin beni niye engellediğini biliyorum de. Valla ben senin oldu? Beni niye engellediğini biliyorum ama. Neyse, şimdi yeri değildi. Şimdi yeri değil. Söyle yeri söyle. Hadi aşkım. Söyle, öyle alık alık bakma, söyle. Ya. Bir şey söyleyecek bir de söyleyemiyor ya. Sanki, anlamadım yani. Ne yapıyorsunuz? Aşkım söylendi. Geldiğimizden beri bir delirdim. Gülşah şeyde heyecanlandığı zaman böyle olur de. Heyecanlandığı bir zaman bir tane böyle omzuna dokun böyle hani teskin ediyormuş gibi. Ya, tamam. Heyecanlanınca böyle oluyor. Bir şey yok sevgilim birazcık işte. Ha, bir de arsız arsız biliyorsun. Lisede de böyleydi bu. Lisedeyken de arsızdı yani. Sen beni çok üzdün ama şimdi bunlardan bahsetmeyeceğim dedim. Ne oldu? Ben... Niye garip bakıyorsunuz? Ay ben... ne oldu? Beni çok üzdün ama bunlardan bahsetmeyeceğim. Hiç yeri değil şimdi. Eskide kaldı Gülşah. Yani lisedeyken falan. Niye üzdün kızı ya? Anlamadım. Lisede kaldı aşkım. Lisedeki bir mevzu. Sadece lisede değildi Gülşah. Sadece lisede değil. Ne oldu? Nasıl yani? Liseden sonrası da var. Mezun. Annemle iki gün önce seni konuştuk ya Gülşah. Ha, törenler çerçevesinde görüştünüz yani. Annemle iki gün önce seni konuştuk. Aa öyle mi? Kevser teyze ne yapıyor diye. Kevser teyze ne yapıyor? Ne yapsın? Kevser şey annem. Çok güzel yemekler yapardı bana Kevser annem. Yapardı. Hani lisedeyken sadece. Dönme, kız arkadaşına dönme. Böyle Kevser annemin dolmalarını çok özledim de Mert. Kevser annemin dolmalarını çok özledim Gülşah. Serçe parmağım kadar sardım. Doğru. Ben göstereceğim sana şimdi serçe parmağın dolmasını. Hiç hala öyle dolma yapıyor mu? Yapıyor tabii. Dedi ki Mert gelsin ona dolma yapacağım Mert dedi. Mert gelsin dedi ona dolma yapacağım dedi. Ay ellerinden öpüyorum. Mutlaka geleceğim. Söz veriyorum. Söz. Dedi inşallah. Niye sen öyle bakıyorsun kıza ya? Şey Gülşah de ki şu engelimi kaldır da seninle bir rahat rahat konuşabilelim de. Yani şu engelimi kaldırırsam. Engelini kaldıracağım ama. Rahat rahat konuşuruz artık. Telefon. Sana diyorum. Ne oluyor? Sakin ol aşkım bir şey yok. Tamam, Kevser, Kevser anne. Sen evine girip çıkıyorsun demek. Kendisini tanıyorsun. Ne oluyor onu anlamadım. Kevser annem ne yapıyor? Ne
yapsın? İyi işte. Sana diyorum ben. Aynı hepsi bildiğin gibi. Ay, evet. Sen iyi misin? Senden sonra hiç kimseyi benimseyemedi. Valla senden sonra kimseyi benimseyemedi. Gerçekten mi? Senin nişanlandığını bilmiyordum de. Gülşah. Ben senin nişanlandığını bilmiyordum. Nişanlı mısın? Nişanlı. Niye bakıyorsun öyle ya kıza? Sen niye bakıyorsun anlamadım. Canım bir şey yok. Bir şey yok canımın için. Ha, bir şey söyleyecek de söyleyemiyor yani. Anlamadım. Yok, ne oldu? Annesinden falan bahsediyoruz. Tamam, annesini falan tanıyorsun. Eski sevgilin herhalde senin. Yani eski Mert'i sevgilim. Yok işte onu bir daha kimsenin yerine koyamadı falan dediğine göre eski sevgilin herhalde. Ya de ki Gülşah, de ki yani yaşandı bitti saygısızca. Vallahi yaşandı bitti yani. Bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz film gibi biraz de Gülşah. Niye sen onu engelledin, ne oldu? Artık anlatıyorsunuz. Bir aşk hikayesi yani. Eski sevgili o zaman. Niye burada oturuyor lan beyazım? Siyah beyaz film gibi biraz. Sen niye burada oturuyorsun? Yaşandı bitti saygısızca de. Sen niye çağırdın ki bunu? Yaşandı bitti saygısızca. Ha bir de şarkı yazalım burada. Sen yerine geçip oturur musun ya lütfen? Vallahi benim bitmemiş bir hesabım vardı Gülşah. Benim bitmemiş bir hesabım var. Sen niye arkadaşını çağırıyorsun ki buraya? Canım eski bir arkadaşım. Niye masaya oturtuyorsun? Ben de aynısını sana mı yapayım? Bütün eski sevgilerimiz aynı masada oturalım mı? Hayır aşkım, sakin olur musun? Sen gider misin lütfen? Yerine geçer misin? Sakin ol, bir tane bir şey yok. Gülşah ne içersin? Sana içecek bir şey söyleyeyim de. Ne içersin gider Gülşah? Misin? Ne içersin? Türk kahvesi. Türk kahvesi. Sade de mi? Sade de mi de? Sade de mi? Değil mi sade? Her zamanki gibi. Mert, sana sade biliyorum. Biliyorsun tabii. Pardon, bakar mısın? Sana söylüyorum. Aşkım bir dakika gitsin, durur musun? Gitsin kendi masasında içsin ya, bana ne? Bir sade Türk kahvesi alabilir misin? Ya şu yan masaya yollar mısınız ya? Gider misin oraya? Çok ayıp oluyor hadi. Hayatım çok ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor bak. Benim tamam, bana ne ayıp olursa. Sakin olur musun? Benim liseden arkadaşım sonuçta. Tamam, bana ne ya? Gitsin. Misafirimiz yani, görmüşüm. Hayır, gider misin? Lütfen. Sorun ne de? Sorun ne? Sorun sen. O zaman velimi çağırayım, velimle konuşun de. Velimi çağırayım, velimle konuşun. Gül buna ver, çok gül. Evet, iyi olur yani. Sen de gül Gülşah buna. Ya Gülsünler, bir dakika boyunca gülün buna. Bir dakika boyunca gülersiniz. Buna bir dakika boyunca gülün ve devam edin gülmeye. Neye gülüyorsun? Ya sen var ya, eskisi gibisin ya. Espritüelden bir şey kalmışsın. Neye gülüyorsun? Ben onu anlayamıyorum. Ya sen gidip şu yan masada oturuyorsun. Gülşah gül, Mert gül! Mert sana diyorum, ne gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Kapanın birbirinize. Mert, evet, evet. Aşkım. Yazık. Aşkım sakin ol. Ben yapıyorum bir dakika. Ay, ayağına tamam. Çarptı, ayağına çarptı bir saniye. Bir tane çiçeğini de git oraya. Ya hayır. Bir tane çiçeğini oraya. Aa, ver bana, ben hallederim canım. Nasıl ayıp ya? Ben artarım canım. Hadi, nasıl ben ayıp? Çok seviyorsun. Dur aşkım. Tamam, var orada çiçek ya. Burada bir şey yok aşkım. Ama bu en son. Hatırlat bir daha. Evet. Lisede. Ay hala. Lisede mi böyleydin sen? Evet. Siz buradan liseye dönün gidin bence ya. Vallahi iyi olur. Şimdi gül tekrar. Gül. Tamam, bizden 500 lira kazandın. 500 lira kazandın. Ne oldu, ne konuşuyorsun? Madem öyleydi, önceden buluşup oturup konuşsaydınız derdim. Aşkım bugün denk geldik, bugün tesadüf yani. Hayır, denk gelmeyi falan bırak. Arkadaşın orada, veremem. Arkadaşın orada, ben sana diyorum ki tanıyor musun? Tamam, yok diyorum, niye yalan söylüyorsun? Onu yalan söyle. Ya ne diyeyim, eski sevgilim mi deseydim de. Ne diyeyim, Elif, eski sevgilim mi diyeyim? Evet, öyle. Aşıktım ben bu kıza, evlenecektik mi diyeyim? Aşıktım ben bu kıza, evlenecektim mi diyeyim? Gülşah, önüne bak şimdi. Önüne bak böyle, kapan, ellerine yüzünü kapat. Sen de git oturun masaya. Tamam, sakin ol. Ve hala ona karşı bir şeyler mi hissediyorum diyeyim? Sen de kalkar mısın? Hala ona karşı bir şeyler mi hissediyorum diyeyim aşkım? Ya gider misin sen de? Ay hala önüne bakıyor, beni çıldırtacak ya. Çıldıracağım şimdi ben. Bir de kahvesini de getirdi. Aşıkmışmış. Evet, bir aşkım bak, bazen hayat insanın kafasını çok karıştırır. Bazen hayat insanın kafasını... Şimdi dön bir anda Gülşah, de ki soda içer misin? Yana soda içer misin? Bana bir şey anlatıyorsun, benimle konuşur musun? Ne oldu anlamadım. Şu an biraz kafam karışık aşkım, tamam mı? Lütfen benim üstüme gelme. Üstüme gelme, evet. Ha, üstüne gelme diye bir şey yok. Arkadaşına söyler misin? Kalksın gitsin ya da eski sevgilisine kimse gitsin. Yoksa ben gideceğim. Ama sevgilim, onu ben davet ettim buraya, tamam, anladın mı? Çünkü benim limonata sevdiğimi biliyor ve bana limonata gönderdi. Bak bana, benim limonata sevdiğimi biliyor, bana limonata göndermiş. Ne güzel işte. Mert'e şunu soracaksın, onu bunu bırak da annem ne yapıyor diyeceksin. Kantinde içersiniz bir dahakine, hadi gitsin. Mert, gider misin sen? Onu bunu bırak da annem ne yapıyor? Çıldırtacak beni. Ay annem diyor. Aa, çok iyi, çok iyi. Bildiğin gibi. Lise seninle görüştüğümü çok mutlu oldum. Lise seninle görüştüğüm var ya, inan çok mutlu. E niye bilmiyor, o zaman arasana. Niye bilmiyor, o zaman arasana. Annem diyor ya bir de. Aramak. Arayayım bir dakika. Nerede telefonu arayamaz annesini falan. Aşkım versene bir. Veremem. Bir saniye. Hadi gider misin sen artık? Bir de annem diyor. Niye annem diyor senin annene ya?
Sen gider misin buradan ya? Gergin sinirli olduğu için. Ay gergin sinirli de anlıyor. Arkadaşlar sen gider misin buradan? Ne oluyor be? Hemen garsonu çağır. Bakar mısın? Kalk gider misin buradan sen? Kalk git beni sinirlendirmeyin. Peçete verir misin dostum peçete? Elim ne yapıyorsun? Limonata işte limonata al ona limonata. Hadi git şimdi yarım kalan limonatayı yap. Sana hiç yakıştıran yakıştıramadı. Valla ben de sana yakıştıramadım. Valla kafam karışıktı ama galiba şu an kafamda bir netlik oluştu. Ama kafamdaki galiba düşüncelerim şu an oluşturdu. Ben karıştıracağım şimdi senin kafanı. Teşekkür ederim. Asik. Aşkım böyle bir hareket yapılır mı ya? Sinirlerimi bozdun ya. Ne oldu? Senin bu yaptığın hareketten sonra artık kafam karışık değil Elif. Şimdi Gülşah Kurula şimdi. Bak ilk önce Gülşah Kurula. Mert, Gülşah Kurula. Bir dakika boyunca Gülşah Kurularsan bizden 1.000 lira kazanacaksın Mert. Sen de atacağım. Meran, tatlım kusura bakma. Ne yapıyorsun? Onun adına özür dilerim senden. Bırak kendini, gergin. Tamam. Ergen. Aslında böyle bir insan değil de o şey. Sanki gider misin buradan Ergen? Sana geri dönsen ya. Onun adına senden tekrar özür dilerim Gülşah. Gider misin de yani? Tamam. Olmaz, çok saçma. Ay tövbe ya. Arkadaşım sen gider misin? Ya. Sen gider misin ya? Ne oldu? Niye kızı sen kuruluyorsun ya? Ama sen ıslattın ben. O zaman sen kuruladı ya. Sen ıslatmadığına göre ben ıslattım. Ben kurulamıyorum. Sen git hadi yanmasana. Lise ergenlik dönemine devam et hadi. Aşkım senin adına ben utandım. Kurulamaya devam et Mert. 20 saniye daha kurulayacaksın. Bir saniye aşkım, bir saniye. Ya benim... Omuzuma da geldi de. Bana şey geldi. Gerçekten zor. Tamam söz veriyorum gideceksin. Bırak. Bırak. Ya elbisem rezil oldu ya. Zaten çok çirkin. Mert kurulamaya devam et. 10 saniye daha kurulaman lazım. Bu şekerli mi? Bunun lekesi de çıkmaz şimdi. Vallahi aşkım. Ne istiyorsan hiç çıkma. Aşkım bırak. Mert bırak. Tamam bırakacağım bir saniye. Bırak dedim. Sana bırak dedim. Hadi. Bırak diyorum. Ay. Mert bırakır mısın? Tamam evli bir saniye. Bırak diyorum. Aşkım. Bırak kendisi kurulasın. Tamam. Ay. Yeter. Ya sen kalkıp gider misin şuradan? Aslında böyle bir insan değil ama onun adına özür diliyorum. Gitmiyorum. Bu masaya beni Mert davet etti de. Ay gitmiyorum. Mert davet etti bu masaya. Tamam o zaman ben gidiyorum. Gideyim mi de? Bak, tamam bizden 1.000 lira kazandın. Git kız arkadaşını tut. Elif. Tamam. Tamam bir şey yok aşkım. Tamam bir şey yok ya. Tamam anlatacağım. Tamam bir şey yok. O zaman gönder. Tamam sakin ol gel. Tamam gel. Gel. Ya sakin ol. Tamam aşkım gel otur şuraya. Gönderir misin? Tamam bir tane sakin ol. Tamam sakin ol bir dakika gitsin otur. Gitsin o zaman. Tamam bir dakika otur aşkım sakin ol. Çileden çıkardın beni ya sen. Saçmalıyorsunuz. İnsanın bir kaderi vardır aşkım tamam mı? Mert hemen anlatır mısın? Bak kalkıp gidiyorum artık. Ya. Gerçekten rezilliksiniz ya şu anda. Ne oldu hadi anlatar. Sen söyle ne oldu? Aşkım lisede yaşadığımız tamam, şeyler anılar işte. Tamam böyle oturup da möl möl bakıyorsunuz ya? Türk filmleri çeviriyorsunuz burada. Ne oldu? O zaman anlatıyorum aşkım. Biz istemeden ayrıldık. Sen anlat sen. Biz Gülşah'la istemeden ayrıldık. İstemeden niye ayrıldık. Ne oldu? Ayrılmak istemiyorduk ama ayrılmak zorunda kaldık. Tamam şu anda bu... Ve bu benim içimde bir yaradırdı. Bu benim içimde liseden sonra lise aşkı olarak bir yara kaldı aşkım. Benim de Gülşah. Benim de. Benim de. Biz liseden sonra da gizli buluştuk da Mert. Biz liseden sonra gizli konuştuk, buluştuk. Ne zaman konuştunuz? Aşkım bugün karar vereceğim de. Mert ne saçmalıyorsun sen ya? Aşkım bugün karar vereceğim artık yeter. Ne karar veriyorsun karar vereceğim. Ya? Bu benim içime kalan bir yara. Ne karar veriyorsun? Seninle de konuşacağım, onunla konuşacağım, bir karar vereceğim. Lütfen sakin ol, tamam mı? Ben bu çocukluk travmasından kurtulmak istiyorum. Ne kararını veriyorsun? Bu saatten sonra zaten ben seninle olma kararı vermiyorum. Sen git arkadaş, kiminle oluyorsun artık. Aşkım, ben bu çocukluk travmasından kurtulmak istiyorum. Ben sadece şu an ne travmasından ister kurtulmak Ben geceleri yastığa kapanıp... Olayı anlat. Yastığa kapanıp ağlıyorum de. Sen lise aşkında minibüse binip gezersiniz. Beni ilgilendirmiyorsun, benim bozuyor. Aşkım, yastığa kapanıp ağlıyorum bazen. Evet. Geceleri psikolojim bozuldu artık. Anladın mı? Gerçekten. Ne? Yastığa kapanıp ağlıyor. Evet, ben hiç görmedim ama senin yastığa kapanıp ağladığını. Gülşah şey desene, dövmenizin bir anlamı var mı de. Dövmenizin bir anlamı var mısın? Yok anlamı falan dövmenin. Mert, biz dövme yaptıracaktık. Hatırlıyor musun? Mert, ya da sen anlatır mısın? Hatırladım. Aynen. Ay bir de dövme yaptıracaktık. Hatta dövme birbirimizin baş harflerine. Ya şu an konu dövme. Bir arkadaşım sen kalkıp gider misin masadan? Konuşuyoruz şu anda. Konuşma. Konuşma deseden bir arkadaşım görürüz. Yollar mısın Mert? Dövmecinizin telefonunu alabilir miyim de Gülşah? Ben yollayacağım şimdi. Telefonunu alabilir miyim? Çok beğendim. Gerçekten öldü çok dövmeci, beğendim. Yok. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Son çalışması bu mu oldu? Son çalışması bu muydu? Sizi dövdü ve öldü mü? Sizi dövdü ve öldü mü? Gül buna Mert. Mert gel. Sen gidelim. Mert sen de söyleyeceksin. Ben şimdi.
Kız arkadaşını dur, tut ama. Dur. Gülşah kalk. Aa ne oluyor? Aşkım, hayır. Sakin. Gel bir tanem, tamam gel, bir şey yok gel. Aa, neye gidiyorsun aşkım, bir şey yok, tamam. Tamam, yolla arkadaşın gitsin. Yolla. Sohbet ediyoruz aşkım, bir şey yok. Gider misin? Mert. Sana böyle davranmak gerekiyor demek ki. Kalk git. Evet, kalk gitsin, biz ikimiz konuşalım. Tamam, bak gerçekten şu an sakin olmaya çalışıyorum. Aşkım. Çok sinirliyim. Rezil olduk. Şimdi ay. Mert, bir arkadaşımız daha gelecek. O sizin 7D'denmiş. Alt sınıftanmış. Gülşah sen de göreceksin, sizin okuldan. Burçin yani. Anladıysan kafana dokun Gülşah. Aslında Gülşah sen onunla buluşacaktın bugün Gülşah. Burçin'le buluşacaktın. Burçin'le buluşacaktın. Burçin oraya gelecek. Aa Mert değil mi bu ya bizim? Niye o? Yok işte kafam karışık bilmem ne diyorsun. Bana artık anlatır mısın? Ne olur bak çok sinirleniyorum. Gerçekten yeter artık. Ama sen böyle yaparsan nasıl anlatırım? Anlat bir an önce böyle şeyler. Hayırdır ya, niye bağırıyorsun ya? Bağırma. Sen ancak bu dilden anlıyorsun. Herkes bize bakıyor, bağırma. Evet bakıyor, farkındayım. Bir umurumda değil şu anda. Anlat. Ne oldu? Bilmiyorum. Kuzu. Ya. Ay bir daha arkadaşı da geldi, çıldıracak. Mert. Ne haber? İyiyim, senden? Ben de iyiyim. O da mı gelip duruyor, oturacak? Canım bir şey yok. Mert. Burçin, senin ne işin var burada de. Burçin, senin ne işin var burada? Ya ne biz şimdi buluşacaktık biz. Mi yapıyoruz? Vay, 7D burada de. Bütün 7D burada yani. Bir de konuşalım, olur mu? Oo, bütün 7D burada ya. Muhabbete bak, ne güzel. Evet, ergenlik döneminizi şey yapıyorsunuz herhalde. Siz hadi gidip yan masaya oturur musunuz? Bak arkadaşın da gelmiş, hadi. Hadi canım, hadi. Mert hiç değişmemişsin de Burçin. Hiç değişmemişsin ya. Sen değil Burçin. Yok, sen de hiç değişmemişsin. Sen de hiç değişmemişsin Mert. Hala sevimlisin, hala sempatiksin. Hala çok sevimlisin, hala çok sempatiksin. Sağ ol. Hadi değil, sıfat ediyor yavrum. Hala komik, öyle değil mi Gülşah? Evet. Bıyıkların çıkmış, sakalların çıkmış ama yüzündeki o çocuksuluk devam ediyor. Böyle, böyle bıyıkların, sakalların falan çıkmış ama o çocuksu ve o sempatiklik hiç kaybolmuyor. Mert bir güler misin de, bir güler misin? Güler misin Mert? Ay bir de yapıyorsun ya. Gözlerini şey görüyor musun? Mi? Çizgi çizgi ya oluyor. Ya sen o zaman arkadaşlarınla oturup buluşsaydın. Ben seninle niye burada oturuyorum aşkım. Ya? Bu ana sınıfın muhabbeti için. Aşkım bak, bunlar benim liseden arkadaşlarım. Tamam birazcık, ne yapayım, ama gidin bir... o zaman yan tarafta otursun. Mert bir daha güler misin de? Bu seninkimi bilmiyorum. Ya Mert bir daha güler misin? Ya yapıyor ya. Sen arkadaşını alıp sana gider misin? Gülünce çok tatlı de Gülşah. O öyle gülünce çok tatlı. Kedi Mert de Gülşah. Mert sen de kedi Mert de Burçin. Burçin kedi Mert de. Kedi Mert. Sen de miyavla Mert. Bunlar takılıyordu bana aşkım o günlerde kedime öyle mi? Mart kedisi, Mart kedisi. Siz kalkıp gider misiniz artık şuradan? Zaten ben onun gülüşüne tav oldum de. Zaten ben onun gülüşüne tav oldum ya. Aşkım tamam. Hadi kalk. Ya bir tane eski arkadaşlarımı görmüşüm. Sen gidip onlarla tek başına otursun o zaman. Bağırın, sakin ol aşkım. Kalk diyorum. Aşkım sen hayırdır ya de. Eylül sen hayırdır ya. Hayırdır ya sana, bir dakika dursana, eski arkadaşlarımı görmüşüm diyorum sana. Biraz sakin ol sevgilim. Biraz modern ol, çağdaş ol, anladın mı? Bir şey yok bunda bir. İnsanlar masamıza gelmiş abi, hoş geldin de gitsin, ne içersin de? Gitsin gelmesin, gitsin. Ne içersin Burçin de? Ne içersin Burçin? Ya ne içersin su diyorsun Mert, kaldırır tabii mısın? Tabii. Mert. Hemen hemen, bakar mısın da? Al sana su. Al sana da su. Allah hadi. Bekler. Sen de git, hadi kalk, kalk. Kalk sen de. Şimdi kız biraz sinirlen. Evet, ne yapıyorsun ya, ne yap? Beni düşürdün hale bak ya, Eylül. Çok güzel oldu biraz kendine gelmişsin. Of ne güzel oldu. Ya benim lakabım Kedi Mert. Sen bana niye su döküyorsun de? Benim lakabım Kedi Mert. Beni kaşınmaya mı çalışıyorsun? Sinirli bir şekilde miyav de. Hav yap. Git dedim. Suyu koyduğum içine. Bir şey söyleyeceğim. Söyleme yapma, bana hiç benim şey lakabım Kedi Mert. Bağır. Birazdan su istiyorsun. Hayır hayır sakın. Öyle mi? Kalkıp gider misiniz? Git artık. Hadi kalk sen de. Ne böyle bir şey olamaz hadi ya. Yeter artık ya. Bu ne ya? Burçin ben söyledim de. Bizim buydu. Ben söyledim. Ya. Pilav günü. Ay bu ne ya? Bir dakika içinde Gülşah'a pilav yedirirsen bir dakika boyunca. Ya bitti. 2500 lira kazanacaksın bizden. Bir dakika boyunca Gülşah'a pilav yedireceksin. Süren başladı. Gülşah. Ay siz çok komiksiniz ya. Ay yazık size. Ne yapıyorsun? Ay bana mı? Okuldan sonra buluşup geldik aşkım. Bak ne yapıyorsun? Eski günlerim ya aklıma geldi aşkım. Ben o kez geçeceğim. Yok yok. Verir misin pilavı? Eski günlerim aklıma geldi. Bir saniye aşkım sakin ol. Şimdi ben sana bir de. Tamam. Oturur musun yine? Bir saniye. Bak herkes bize bakıyor. Otur kız arkadaşına. Mert devam et. Ya baksana üstüme başıma bak, hala pilav. Tencere getirseydin sen de keşke.
Ama ya köyde ama misiniz siz ya? Bizim gelinliğimiz yani. Gelinliğimiz. Biz okul bittikten sonra da buluşup pilav yerdik de. Hep pilav yerdik. Mert ne yapıyorsun? Burçin de ki okul zamanında Mert bizim pilavımızı çok kaşıklamıştır. Mert zamanında zaten Mert bizim pilavımızı çok kaşıklamıştır. O yüzden bir şey olmaz. Ben şimdi onun pilavını kaşıklayacağım ama çok az kaldı. Süper ya. Çok özlemişim ya. Ben de. Hala pilav uzatıyor bana. Gel ben sana baktırayım tadına. Gel. Ne yapıyorsun Mert? Bırak dedi. 2500 lira kazandın. Tamam. Çok iyi gidiyorsun. Valla pilavdan onun kaşığı kırılsın Mert. Kırılsın, kırılsın de Mert. Kırılsın. Burçin uzaktan de ki bana yok mu de. Bana yok mu? Hepsini ona yedirdim. Sana da var, sana da var. Gel eski sokak başlarında olduğu gibi gel. Al sana pilav. Allah. Al sana pilav. Hadi bakalım pilav günü oldu. Oh. Aa, hadi bakalım afiyet olsun. Elin ne yapıyorsun? Pilav günü. Şok. Pilav günü oldu. Bak gördün mü? Nasıl? 2500 lira kazandın. Aslında çok iyi gidiyorsun. Böyle yapılır bence. Bu bir pilav günü. Burçin çok üzül. Oh, kapan Burçin. Güzel. Elinle yüzünü evet. Kapa Burçin. Evet. Burçin çok... Ya Burçin ya. Çok özür dilerim Burçin. Ne oldu? Güzel mi pilav günü? Ya Burçin tamam. Hı. Mert sürekli cık 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 yap. Evet, şimdi bırakın pilav günü falan. Anlat Mert. Ben seni dinliyorum. Anlat ya hayırdır sana Eylül? Ne yapıyorsun ya? Vallahi hayırdır mayırdır değil de artık. Bak yeter, yorum. Bizim okulumuzun adetidir bu. Pilav varsa insanlar birbirlerine yedirirler. Aşkım bak, bizim okulda bir adet var, hani tamam mı? Hani bırak şimdi pilav günü dinle falan. Ben istemiyorum pilav günü falan. Anlatır mısın? Ne olduğunu bana artık bugün anlat. Yeter. Anlatıyorum işte bak, sen dinlemiyorsun. Pilavı hiç anlatmanı istemiyorum. Şimdi senin de başını aşağı dökeceğim. Bak pilav günü bizim, neden bizim okulda pilavı kimse kendi başına yemez aşkım. Hep yanındakini yedirir. Böyle tamam, bir gelenek bu, anladın mı? Ben gelenekten bahsetmiyorum. Bana ne olduğunu anlat artık. Yoksa sen de o da çok güzel pilav gününü yiyip ben öyle defolup gideceğim buradan. Ama yeter sen artık. Neden? Ay sen niye bu pilava sinirlendin? Evet, ben anlamadım da. Sen şimdi neden bu pilav olayına sinirlendin? Ben pilav bunu anlamadım. Pilav olayına sinirlenmedim ben. Yaptığınız tabii de tencere falan getirseydiniz. Baksana üstüne başına. Zaten pilav... Yani pirinç pilavı olduğu için mi sinirlendin? Pirinç pilavı olduğu için mi sinirlendin? Pirinç pilavı olduğu için mi sinirlendin aşkım? Bulgur getireyim. Getir bulgur... onu da dökeyim başınızdan aşağı. Bulgur günü yaparsınız. Anlat artık diyorum ne olduğunu. Yeter aşkım, Mert getir şey... artık bak. Gerçekten gideceğim ve bir şey dökmek marifet mi yani? Sen burada gelen benim misafirlerime bir şey dökünür bir şey mi zannediyorsun? Evet bir şey zannediyorum. Ya hanımefendi problem ben miyim? Limonatasını kutladı. Çok pardon, faydalı problem oldu. Ben miyim? Sen elini çek üzerimden. Problem bu arkadaşım. Sen o fark etmez. Peki benim üstüme neden pilav döktünüz de Burçin? Peki neden benim üzerime pilav döktünüz? Bana yedirmeye çalıştığın için. Evet seni dinliyorum. Aşkım. O zaman bu masada neden oturuyorsunuz? Bak bizim pilav günlerimiz var eskiden. O zaman bu masada neden oturuyorsunuz? Lise arkadaşlarını yalnız bırakın ve gidin. Arkadaşlarını yalnız bırakın ve gidin o zaman. Sen arkadaşını alıp gider misin o zaman? Hayır biz bu hafta burada oturacağız. Burada sözleşelim. De ki kimse senin gibi kimsenin üstüne bir şey dökmüyor. Aşkım bak burada kimse kimsenin üzerine bir şey döktüğü gibi kimse bir şey dökmüyor. Tamam ben döküyorum ama. Hadi bak al pilavını. Yaz okulu gibi düşün Demet. Yaz okulu gibi düşün aşkım bunu. Evet. Zaten şu anda sizin sayenizde burası yaz okuluna döndü mü? Halime bak ben de limonata, onda pilav. Ya biraz sakin ol. Senin sayende burası çöplüğe döndü de. Senin sayende burası çöplüğe döndü öyle bir şey. Evet bence de. Siz de içindesiniz herhalde. Şuraya bak aşkım ya. Ne oldu sana? Ben anlamıyorum. Senin yüzünden ya. Bir daha bu kafeteryaya gelemeyeceğim. Ay gelme ne olur sanki ya. Ne olur zaten bir daha benimle gelemeyeceksin. İnsan içine çıkartmayacağım bir daha seni zaten. Sen zaten bir daha beni insanın içine çıkartmayacaksın Mert. Sen zaten ben sen insanın diyorsun? İçine çıkmayacaksın. Bizim sınıfta iki tane erkek vardı. Onlardan biri bendim de Mert. Bak bizim sınıfta iki tane erkek vardı. Onlardan bir tanesi bendim. Bunların ikisi de beni sahiplendi. Bunların ikisi de beni sahiplendi. Niye? Benim için kavga ediyorlardı. Ben de sonra tercihimi Gülşah'tan yana kullandım. Ben de tercihimi Gülşah'tan yana kullandım. O da mı seni seviyordu? Burçin de hırs yaptı ondan sonra anladın Gülşah mı? Gülşah nereye giderse Burçin de peşinden gelir. Burçin çok kızdı ki ne demek Gülşah'tan yana kullanır? Ne demek sen hakkımı Gülşah'tan yana kullandım ya? Ben yaşadıkların ne olacak? O da mı senin eski sevgilin? Hani beni de seviyordun? Sen beni de seviyordun oğlum. Aşkım. Gülşah masaya vur bir tane sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Ne vuruyorsun masaya ya? Ne vuruyorsun? Ay bir de sen ne diyorsun? Böyle bir şey ne zaman oldu? Benim ya, ya benim şey yok. Siz hadi kalkın gidin hadi Mert. Burçin şey de senin bıyıklarını yolarım de. Mert, senin bıyıklarını yolarım Mert. Saçmalık ya. Kedi Mert. Ya gülüşün sempatik ama arkamızdan ne numaralar çeviriyor musun? Sempatik falan ama arkamızdan neler çeviriyor musun maşallah. Lan kör kedi. Mert artık anlatır mısın? Siz de şuraya gider misiniz ya da gidin çıkın gidin buradan ya. Şu an ben şok. Ne olduysa. Ya, şu an ben şok yani. Aa. Ay bir de ben şok diyor. Siz... Mert seni dinliyorum. Aşkım. Dövmenizi nerede yaptırdınız de? Tamam. Anlatır mısın ne oldu? Dövmenizi nerede yaptırdınız? Anlatır mısın ne oldu? Aşkım. Pardon dövmenizi nerede yaptırdınız? Sana buraya gelirken
Aslında hiçbir şey yoktu. Ha. Ay, bak gördün mü? Biz pilavdan sonra keşkül yeriz de Mert. Pilavdan sonra bize keşkül yeniyor aşkım. Birazdan suratını yiyeceksin çünkü bir daha. Sen de... Burçin senden özür diliyorum de. Son kez söylüyorum Burçin, ben. Senden özür diliyorum. Bir saniye canım. Son kez gidiyorum. Üstüne pilav yok için senden özür dilerim Burçin, tamam mı? Bu sürprizlerin içinde teşekkür ederim de. Sürprizlerin için gerçekten çok teşekkür ederim. Yok aşkım dur. Sen anlatır keşkül mı? Yer misin de, keşkül yer misin de Burçin'e? Keşkül yer misin Burçin? Ay keşkül yer misin? Aynen. Neden? Kendim yemeyim. Sen yedirirsen yerim de. Ama sen yedirirsen. Tabii oldu. Evet. Mert anlatır mısın? Aşkım sakin ol. Olmayacağım artık. Yeter yoksa ben gidiyorum. Sakin olur musun lütfen? Hayır. Bak üstüm başım her yerim şey oldu ya. Bak yeter, benim başım ağrıyor. O kadar artık. Bu saçma şeyin içinden çıkalım. Çocuk şeyi gibi. Hadi bir dakika gidelim. İçerisinde Burçin'e keşkül yedirirsen bizden 5000 lira kazanacaksın. Aşkım bizim pilav yedirme şeyimiz vardı ya. Neyiniz? Pilav yedirme adetimiz vardı ya. Şimdi aynısı pilavdan pilavın üstüne biz keşkül yiyoruz, tamam mı? Şimdi müsaade edersen keşkül yedireceğim pilav döktüğün için Burçin'e. Bir şey Mert, yok. Manyak mısın? Aşkım manyaklık bir şey yok. Tamam. Neyin keşkülü? Ne keşkülünden bahsediyorsun sen ya? Keşkül yedireceğim sadece birazcık aşkım. Kime keşkül yediriyorsun? Mert gel ben sana yedireyim. Gel sen buraya, ben şimdi sana keşkül yedireyim. Gel. Gel buraya. Aşkım sakin ol. Mert tamam buraya otur. Aşkım sakin ol, bir şey yok. Mert buraya oturur musun? Ya bir şey yok bunda. Keşkülü yedirirsen çok kötü olacak. Bir şey yok bunda. Arkadaşım burada oturuyor. Mert, eski günlerini atsın aşkım, dursana. Eski günlerde de böyleydik biz. Ver bana, ben şimdi. Dur. Tamam. Tamam sakin ol aşkım. Mert, otur şuraya. Hemen şuraya otur. Tamam sen de otur aşkım. Otur. Çabuk, önce sen otur. Aşkım otur, tamam ben oturacağım. Hayır, önce sen otur. Tamam. Tamam. Geç artık, artık tamam gel. Tamam gel. Şuraya. Ah. Hadi artık otur, artık otur. Sen de bırakın bir şey yemeyin. Vallahi ilaç gibi geldim. Siz git, sen gider misin artık? Mert yolla arkadaşlar. Aşkım dur, tamam dur. Hadi biraz daha. Mert, tamam çok az, çok az daha aşkım. Kan şekeri düşmüş kızın. Ver kızın onu da. Kan şekeri tamam, düşmüş. Tamam ver onu da. Al dur, onu dur. Da. Al onu da. Tamam mı? Siz de kalkıp gidin artık. Ver şunu. Geç otur yerine. Hadi gidin. Bırak. Aşkım dur, tamam son. Ya hala keşfet peşindesin ya. Sakin. Verir misin şunu? Aşkım dur. Ver şunu. Aşkım, kan şekeri düşmüş, kan şekeri. Bir dakika durur musun? Gel. Benim kan şekerim düştü. Sen artık şunu aşkım, bana bıraksana. Ver. Aşkım bıraksana. Oturuyorsun. Hadi. Tamam. Mert ver artık. Tamam, nasıl ver. Da unutulur okul yılları. Ya sakin. Ya ne keşkilmiş ne pilavmış ya. Yani. Şurada bir 7D sınıfı buluşmuş. Ne ya olacak bak, yani? Pilav yiyorlar. Ya bak biz bu kadar yiyorlar. Şey çektik, program çektik. Evet. Bu gerçekten kadar. Burayı bu kadar kirleten ilk insansın. Evet. Şimdi bir kaza raporu, tespit raporu. Bakın burada keşkül var. Burada pirinçler tamam. Var. Yerde pirinçler var. Mert bir arkandan al, gelir misin buraya? Mert'in evet. Arkasında pirinçler var. Gel Mert, gel. O keşkül yazan gel misin bana? Bak çocuğun üstüne bak, evet. Sular var. Limonata. Masada limonata. Her tarafta peçeteler var. Masanın her yerinde peçeteler var. Dökülmeye hazır limonatalar var. Nişanlısını yiyecek ve içecek de kurtarmaya çalışan kadına hazin drama. Ve sizin hiçbirinizde ne pilav, ne tatlı, ne meyve suyu. O yüzden, şey yok. O yüzden. Yok bunun intikamı çok kötü. Ama siz bak ya bu kadar etrafı kirletip gerçekten. Kendi bu kadar temiz kalan. O yüzden sizi tebrik ediyoruz. Biraz keşkül bırak. Ben hiçbir şey anlamadım. Geldi bir o arkadaşı geldi. Bir yok pilav zaten geliyor. Amaç oydu, kafa karıştı. Onu anlatalım mı size? Ha, tencere getirseydi yani. O olacak da belki sonrasında. Yok o tencere geçerdi kafaya. Biz öğrendik ki en fazla çiftler arasında sorun keşkül yerken çıkıyor. O yüzden. Hiç de sevmem ya. Ya siz evet. İçinde pirinç olan şeyleri de sevmiyorsunuz. Ya sen bana niye böyle bir şey yaptın ya? 5000 lira kazandınız. 5000 lira kazandınız. Bunun karşılığında. Benim değil. Ha nasıl senin? Olur mu canım, çocuğun üstüne başına. Ben onu keşkülü pilav da bak bu bir şakaydı, tamam mı? Şaka. Bu gerçek değil. Hadi bir saralım, bir barışalım. Evet. Hatta Burçin'le Gülşah'ı da buraya alalım. Evet. Bak nasıl bakıyor. Özür dilerim aşkım. Özür dilerim. Bir barışın, bir barışın. Yani. Onlar da insan. Bu bak bu bizi oyuncu arkadaşımız yani. Gerçi sen az zarar gördün, Burçin çok güzel. Evet, hep onu. Şimdi ona bir şey yapmayıp niye kısa boylu oldu şimdi o zarar? Hayır. Ben de kısa boyluyum. Hayır, ya. Yanında oturuyor diye. Evet, en yakınında o var. Ha, yakınındaki kimse pilav olamaz. Şöyle kameralar bu tarafta şöyle alalım. Evet. Pilav falan yedirmeye çalış. Ben iyice sinir oldum o. Yalnız bu arada gerçekten çok saçma bir tesadüf var. Bizim oyuncu arkadaşlarımız tesadüfen Mert'in lise arkadaşları çıktı. Ya. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey olamaz ya. Birlikte çok pilav kaşıklamışlar. Ya gerçekten Gülşah'la
lisede. Angeli görüyor. Varmış aralarında ama geçmişte öyle. Böyle bir tesadüf olabilir mi ya? Ben onu anlatacağım pilav günü tesadüfü. Evet, büyük bir alkış. O zaman ilk buluşma. Bu harca devam ediyor. Büyük bir vasiyet varmış kızım. Rus hükümetinin buradaki avukatı aradı beni. Konsolosluktan aradı. Merhaba. Kim bu adam? Avukat. Abi adama bak, damatlık giymiş gibi gelmiş. Bu nasıl bir avukat ya? Oğlum gel buraya. Aa, asistanını çağırıyor. Hayalini çok konuştum. Benim ağam. Şimdi. Ben alabilir miyim o paraları? Alabilir miyim o paraları? Para mı istiyorsun? Ne yapıyorsun? Hesabı kime diyecek? Kardeşinizi mi koparıyorsunuz? Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun sen ya? Bakar mısınız? Polis çağırır mısınız lütfen? Ne kadar oldu? Lütfen. Burada dolandıracağız. Sen de mi? Hiç buluşma. Diye buralara geldik. Biz yer bulalım. Yani İstanbul'da yer bırakmayacağız kahvelerinin güzelliği. Alo Bilge Hanım. Arkaya doğru gelir misiniz arkadaşınıza hissettirmeden? Çok güzel. Evet. Arkaya zaten gidiyor. Bir şey anlamadı. Evet. Pek de umurumda değil. Hoş buyurun geldiniz. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl keyifler? Neriman Hanım, nasılsınız? Her şeyden önce ne kadar zamandır arkadaşsınız? Ya kuzenim oluyor. Çocukluğundan beri, çocukluktan evet. beri. Ne evet. kadar güzel. Peki kendisi nasıl bir insandır? Sinirli midir? Ya sinirlidir, çabuk böyle sinirli. Size hiç şaka yaptı mı böyle daha önceden? Yok, o yapmadı. Siz mi yaparsınız genelde? Ben o kendimi çok bilmiş olduğu için böyle her şeyi kandırılmam falan. Öyle zaten. Biraz daha neşeli, enerji, keyifli bir insana benziyor. Sizin programı seyredince aklıma o geldi dedim. Ha. Onu ben alayım de. Dedim. Hani bu kadar böyle iddialı duruyor. Dur bakalım buna bir şey yaparız diye. Çok güzel, harika. Biraz da şakacı bir tipe benziyor değil mi? Evet, biraz şey kaldırıyor da. Ha, onun iyi. İçin yani. Size, sizin uzak bir akrabanızdan size vasiyet kalma ihtimali var mı? Vasiyet. Yani düşünelim sadece. Kökeniniz nereye dayanıyor? Nerelisiniz? Yani, daha uzak kökenler. Uzak kökenler mesela şeyde... Babam Bitlisli. Evet. Yani Bitlis kökeni şeyden geliyormuş, Rusya tarafından. Rusya. Çok güzel. Çağırlık Rusya. Oraya yazalım. Çok güzel. Şimdi biz bir şey tasarlıyoruz da kafamızda. Evet. O yüzden. Bir de sizi çok sevdik. Yarışmadan parayı veriyoruz size direkt. Hemen harcamayın. Bu yanınıza dursun. Bunu alın. Evet. Cebinize koyun. Sonrasında parça parça vereceksiniz. Hepsini birden vermeyeceğiz. Hepsini parça parça. İhtiyaca göre size masaya birisini göndereceğiz. Bir evet. vasiyet hikayesi tasarladık size dair. Evet. Hepsini Rusya'da birden çıkarmayacaksınız parayı. Evet. İhtiyaç oldukça İhtiyaç çantadan çıkartacağız. Sizden evet. isteyecekler ve onu vereceksiniz. Şimdi şunu istiyoruz. Madem arkadaşınız bu kadar evet. bana kimse şaka yapamaz. Biz size her şeyi söyleyeceğiz. Biz her şeyi söyleyeceğiz. Madem arkadaşınız diyor ki yani kuzeniniz diyor ki bana kimse şaka yapamaz falan diyor. Onun biraz karizmasını. Bozalım değil mi? Bozalım biraz. O zaman sakin olun. Sonuna kadar tamam. gidelim. Size 5.000 lira verelim. Tamam. Doğal olun ki anlamasın. Evet. Tamam. Hiçbir şey. Gülmeyin. Tamam. O zaman ilk buluşma başlıyor. Başlıyor. Buyurun. Hadi başlayalım. Buyurun. Bye. Şimdi Neriman Hanım. Nerede kaldın? Ya bir mesele vardı. Onu halletmem gerekiyordu der misin? Bir mesele vardı da onu halletmek istiyordum. Bilge çok heyecanlıyım, anlatacağım birazdan sana. Çok acayip bir şey. Sorma. Yani birazdan anlatacağım sana. Çok heyecanlıyım böyle içim. Neler oluyor, neler değil. Neler neler neler. Gör bak şimdi anlatacağım. Gör bak. Bilge kalbim nasıl pırpır biliyor musun? Baksana kalbim. Ne oldu? Bak nasıl atıyor ya. Niye? Böyle çok acayip bir şey oldu ya. Ne oldu anlatacağım, ya? Anlatacağım, anlatacağım. Dur biraz. Yavaş, yavaş. Heyecanım tamam. gitsin ya. Tamam, daha. Aa, çok bir avukat aradı deyin, Neriman Hanım. Avukat aradı, bir avukat aradı beni. Acayip şeyler anlattı şimdi. Gelsin. Ne gibi? Ya ben çok fazla inanmadım açıkçası. Fazla inanmadım ama. Şimdi o anlatın, o bizim işte şey Rusya'ya dayanıyor köken falan. Ne oldu? Benim büyük dedemler Hangi Rusya'da. Avukat? Konu ne? Benim büyük... Dedem, babam tarafı Rusya'dan ya. Evet. Büyük dedemden bir şeyler, vasiyet durumları var. Hangi dede Rusya'dan ya? Deyin ki benim adıma Neriman Dinç olarak bir vasiyet var kızım. Benim adıma Neriman Dinç olarak bir vasiyet varmış. Evet. Büyük bir vasiyet varmış kızım.
Rus hükümetinin buradaki avukatı aradı. Rus hükümetinin buradaki avukatı aradı beni. Konsolosluktan aradılar. Önce sonra avukata bağladılar. Avukat konuştu benimle. Bağladılar. Sonra avukatla konuştum. Şimdi birazdan gelecek. Her şey ortaya çıkacak. Avukat buraya gelecek. Konum attım. Avukat buraya gelecek. Evet. Büyük bir olay bu benim için. Tamam. Kalbime baksana. Tansiyonum neredeyse çıkacak. Neriman. Tamam Allah ne Allah. Olursa olsun hayatında telefonla konuştuğun neydi belirsiz avukatım dediği bir adama tamam, sandığı bir şey. Tamam gelecek adam. Ben seni niçin getirdim yanımda biliyorsun yani. İnternetten ben araştırdım de. İnternetten araştırdım da. Adamı araştırdım avukat evet, mıymış? Avukat. Ha avukat. Kaç kişi böyle dolandırılıyor biliyor musun? Haberim var mı? Bir de parayı mı çektin sen? Evet parayı, parayı çektim. Yok adamı araştırdım ben adam camcı değil. Dersin tapudan araştırdın mı? Çok teşekkür ederim. Adam camcı. Dalga mı geçiyorsun sen benimle Bilgeciğim? Camcı. Bilge sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Avukat diyorum işte. Avukat diyorum avukat. Anlamıyor musun sen ya? Sen benimle dalga geçiyorsun. Allah Allah. Parayı çektim. Telefonda konuştuğun bir adam avukatım dedi. Çok heyecanlıyım ben. Avukatım dedi. Sen adamın TC'sini almadın. Baroya kayıtlı mı bilmiyorsun. Avukatlık numarasını almadın. Ya sonra araştırdım. Ben gittim. Adama güvendim. Ya, araştırdım. Ha, geldi. Geldi. Nereden? Merhaba. Nereden araştırdın? Merhaba. Merhabalar. Sizi gördüğüme çok sevindim diyeyim. Siz ben de ben de çok sevindim. Ben de çok sevindim. Ne iş hallediyorsunuz bismillah? Bir 5 dakika. Hele bir oturun konuyu bir anlayalım nedir? Ben geliyorum. Kim bu adam? Ya işte avukat. Abi adama bak damatlık giymiş gibi gelmiş. Bu nasıl bir avukat ya? Sanki böyle tansiyonunuz çıkmış gibi böyle bir arkaya atın kafanızı. Adam niye gelmiş? Elini kolunu sallayarak gelmiş. Hani evrak? Hani nerede? Tamam. Gösterecek sana. Ne gösterecek? Kendini mi göstermeye geldi? Kendini göstermeye gelmiş herhalde damatlık. Tansiyonum düşüyor galiba. Abi. Tansiyonum düşüyor Bilge. Bilge tansiyonum düşüyor ya. İyi misin? Öyle bir mirastan ya, bahsediyorlar ki. Paradan bahsediyorlar ki, öyle bir mirastan bahsediyorlar. Ben böyle parayı ömrü hayatımda bir arada görmedim. Ben hayatımda böyle bir toplu parayı bir arada görmeyeceğim bir şey yani. Bir tuzlu ayran alabilir miyim de? Mirman. Bir tuzlu ayran alabilir miyim? Mirman, isteriz tamam. Başını tut. Sanki böyle kafan öne düşecekmiş gibi. Tuzlu bir ayran alabilir miyim? Bağırma Neriman. Tamam. Kendine gel. Ya konuşmalarınla benim tansiyonumu düşürdün. Neriman Hanım hiçbir şey söylemeyin şimdi. Böyle kalbinizi tutun biraz. Ben senin tansiyonunu düşürdüm. O zaman sen beni niye buraya getirdin? Niye beni buraya getirdin? Biliyorsun beni. Tanıyorsun. Gerçekçi olduğumu da biliyorsun. Gerçek olsun. İnşallah gerçek olsun. Öyle şeyleri biliyorsun. Sevmediğimi. Allah'ım. Bana hiç gerçek gelmiyor. Allah'ım sen şu Bilge'ye biraz akıl ver Allah'ım. Allah'ım şu Bilge'ye biraz akıl ver Allah'ım. Şu Bilge'ye biraz akıl ver. Yoksa sana mı akıl versin? Evet. Ali abi otur. Ali abi otur. Hanımefendi iyi misiniz de? Hanımefendi iyi misiniz? Ya tansiyonumu çıkardım. Ama haklısınız çok büyük para de. Ama haklısınız çok büyük para. Evet söylediğiniz zaman. Siz olumsuz. Bilgeciğim yeter sen olumsuz konuşma de. Bilge oturur musun yerine olumsuz konuşma. Tansiyonumu çıkartıyorsun. Bir deneyim. Neriman Hanım, deyin ki, Ali Bey'e deyin ki bu beni kıskanır o yüzden inanmaması normal deyin. Ali Bey, bu beni kıskanır. Kıskanması çok normaldi Ali abi. Kıskanması çok güzelsiniz çünkü de. Zaten bu kadar paradan sonra bütün arkadaşlıklarınızı gözden geçirmelisiniz de Ali abi. Zaten bu kadar paradan sonra bütün arkadaşlıklarımızı gözden geçirmemiz lazım. Bir sürü akrabanız çıkacaktı Ali abi. Bir sürü akrabanız çıkacak, bir sürü. Ali Bey'di değil mi? Ali yanınızdan bu gibi insanları şutlayın bence de. Yanınızda bu gibi insanları şutlayın. Siz kimden bahsettiğinizin farkında mısınız? Beni tanıyor Neriman musunuz? Abla, beyefendi Bilge'ye sakin olur musun dersin? Siz okuduğunuzu söylüyorsunuz, bir dakika. Bir dakika. Hukuk fakültesi oldu, okuduğunuz sözü kültürden kere almamışsınız siz beyefendi. Öncelikle üslubunuzu değiştirin. Bilgeciğim. Siz kuzenimi mi kandırmaya geldin? Hanımefendi lütfen müvekkilimin yanında benimle konuşmayın de. Hanımefendi lütfen içinizin yanında benimle konuşmayın. Çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Çok büyük bir paradan bahsediyoruz hanımefendi. Biz para mara istemiyoruz. Siz para istemiyor musunuz de Neriman Hanım? Neriman Hanım siz... para istemiyorsunuz ben istiyorum. Neriman Hanım siz para istemiyorsunuz. Neriman abla sen Bilge'nin kusuruna bakma Ali abi, Ali Bey'de. Neriman Bilge'nin kusuruna bakma. Neriman Hanım siz para istemiyor musunuz? İstiyorum ben. Neriman. Kendine gel. Onun adına sizden özür dilerim Ali Bey. Ne özür diliyorsun benim adıma?
Benim şimdi de Ali abi. Ne gerek yok. Ben bir hata yaptım. Hanımefendi bir dakika susun ya. Hanımefendi tamam bir dakika susun ya. Susun yani. Benim dakikam para de Ali abi. Benim dakikam para. Bilir sen biraz susar mısın? Saniyem devlet tahvili de. Saniyem devlet tahvili. Bana ne? Ben mi çağırdım sizi buraya? Bu kadar kişinin içini beni rezil ediyorsunuz. Ben mi çağırdım? Çok görüşmek istiyorsunuz, ofisimize gelirsiniz, orada görüşürdük. Beni burada niye getirdiniz? Ali abi şeyde, bana inanmıyorsanız asistanımı çağırayım, onunla konuşurum. İnanmıyorsanız asistanımı çağıracağım. Sus biraz, dinle. Ne asistanınız ne de siz istemiyorum. Benim. Oğlum gel buraya de. Oğlum gel buraya. Asistanını çağırayım. Asistanınızı bu şekilde mi çağırıyorsunuz siz? Çağıracak, inanmıyorum. Ne oldu, zorunuza mı gitti de? Uşağını bile bu şekilde çağırmaz. Uşağını bile bu şekilde çağırmaz beyefendi. Lütfen. Pardon da Ali abi, ben iş konuşmaya geldim. Siz kim oluyorsunuz? Ya pardon, ben iş konuşmaya geldim. Siz kim oluyorsunuz? Ali abi şey de, biz Ruslar sert insanlarız de. Ben hiçbir şey istemiyorum. Biz Rus olarak sert bir insanız. İklim olarak herhalde. Ben ikliminizden dolayı. Arkadaşınızı lütfen susturun, ben gideceğim. Yoksa der misin Ali abi? Sen sus. Sen sus. Yoksa korumamı çağıracağım da Ali abi. Yoksa korumamı çağıracağım. Ama dinlemeden öğrenemezsin ki. Hanımefendi, benim burada tehlikem var, hayati tehlikem var. Korumamı çağıracağım, arkadaşınızı susturmazsınız. Hayati tehlikem var. Yoksa korumamı çağıracağım. Gel çağır. Kimi çağırırsan çağır. Sesini kapatmazsanız ben korumamı çağıracağım. Ya benim Türkçem biraz bozuk. Hah, geldi. Gel oğlum de. Gel oğlum. Otur lan şuraya de. Otur lan şuraya. Evet çok. Neredesin sen? Neredesin sen de? Neredesin sen? Bilgeciğim bırak. Ali abinin elini öp. Elini öp Ali abinin. İstemiyorum. Lütfen Bilge, kaldırır mısın? Geberdim sen. Kaldırır mısın? Otur çabuk. Hayır bir konuşalım ya. Hayır böyle olmaz. Ayakta dur, ayakta dur. Tamam ben burada dururum patron de. Kadının arkasına geç Faysal. Dinlemeden olmaz. Tamam dinleyeceğim de yanımda oturmasını istemiyorum. Tamam ben burada dururum patron. Tepemde durmayın. Ali abi şey de bak, bunun sesi çok çıkıyor, onun arkasında dur de. Bak bunun sesi çok çıkıyor, onun arkasından dur. Bir şey söylerse senden sorarım hesabını. Bir şey söylerse hesabını senden sorarım. Ne? Dur lan orada. Kardeş insan değilse sen Bilge. Ne edersin? Tamam hanımefendi, biraz iş konuşalım de. Hanımefendi biraz iş konuşalım. Uzaklaş biraz. Neriman Hanım, biraz kuzeninizi susturabilir misiniz? Neriman Hanım, biraz kuzeninizi susturabilir misiniz? Lütfen susar mısın? Peki sus. Bir konuşalım, dinle. Dinle. Yani Bilge Hanım'a bak, eğilip. Eğilip ama, eğilip bak yani. Başımdan çık. Ali abi şey de, tedirgin etme lan kadını. Tedirgin etme lan kadını. Başımdan çık. Kimi tehdit ediyor? Tedirgin. Tedirgin dedim, tedirgin dedim be Ali abi. Kimi tehdit ediyor beyefendi? Tedirgin dedi, tedirgin tehdit etmiyor. Tedirgin de olmuyor. Lütfen çekilin, sizi rica edeceğim. Sen yanlış aldın. Lütfen. Cümleleri de yanlış anlamaya başladın Bilge. İsterseniz size bir bardak su getirebilirim de abi. İsterseniz size bir bardak su getirebilirim. Yok çok sağ ol. Bunun da içinde bir sincap vardı Ali abi, de gül buna. Bunun da içinde bir sincap var. Gül şimdi Ali abi. Hep beraber gülün. Neriman abla sen de gül. Neriman abla sen de gül. Ama bir dakika boyunca gülün buna. Devam edin gülmeye. Sincap girmiş içine. Ay Ali Bey, Ali Bey çok komiksindir. Neriman. Öldürdün beni kardeşim. Sen de beni öldürdün be Ali abi. Ali abi şey de, sarı saçlarından sen sorumlusun. Neriman. Sarı saçlarından rica... sen sorumlusun. Evet. Çok güzel değil mi saçları? Onun saçları sonradan sarı oldu. Esmer dur. Ay Ali abicim çok iyisin. Ali Bey kalkar mısınız? Kıskandın mı? Lütfen Bilge karışma bizden. Ali Bey kalk. Ali Bey lütfen masadan. Bizden 500 lira kazandınız Neriman Hanım. Ali Bey, masadan kalkın. Size son kez söylüyorum. O masanın etrafında kadına bakarak dolaşır mısın? Ben veriyorum. Bu masa bana ait. Masamdan kalkın. Ali Bey, masadan kalkın. Ben sizi zorla kaldırmak zorunda kalayım. Hayır, biz benim önemli bir işim vardı Neriman abla. Neriman Hanım, bir tane vurun masaya. Sus be diye. Konuşacağız.
Neriman, anlamıyor musun sen? Neriman masaya vuruyor. Ya ben seni buraya niçin getirdim? İnsanlar bize bakıyor. Ya, sen beni buraya kahve içmeye getirdin. Telefon tamam. Geldi dedim. Bir anda heyecanlandım. Abuk subuk bir adamı getirdi bana. Damat kıyafeti giymiş. Karşıma gelmiş. Hayatımla oynuyorsun. Ben senin hayatınla oynamıyorum. Ben sana gerçekleri söylüyorum. Bu adamın neyine güveniyorsun? Hanımefendiciğim lütfen bağırmaz mısınız? Kim bu adam? Zor kullanmak zorunda kalmak istemiyorum. Bağırırım. Lütfen. Bağırırım. Kafamdan çekil. Bağırırım. Bağırmakla kalmaz mı? Bağırıyorsunuz bak, rahatsız oluyorlar. Hadi biraz iş konuşalım ya. Kaporayı yanınıza getirdiniz mi? Kaporayı yanımıza getirdiniz mi? Önce sizden 1500 lira alayım. Önce sizden 1500 lira var. Hepsini çıkar şimdi. Şimdi Neriman abla çıkar bir bütün 1500 paraları lira. Çıkar. Evet. Şimdi 2. Ve alabilir miyim o paraları? Alabilir miyim o paraları? Hayır, hayır. Verme Neriman abla. Neriman hanım verme. Bilgi yerine oturur musun? Ali Bey alabilir miyim? Lütfen hanımefendi beni rezil ediyorsunuz. Verme. Neye karşılık veriyorum ben sopa? Ben sözleşme imzalatacağım de Ali abi. Sözleşme imzalatacağım. Otur otur yerine. Ali Bey, gerçekten resmi hesabınızı verin. Gerçek hesabınıza ben yollarım parayı. Resmi hesabı. Ben kapora, ben sözleşme yapacağım de. Ben veriyorum benim param. Oturur musun sen yerine? Ya kusura bakmayın, kuzenimi dolandırıyorlardı şu anda. Hayır, öyle bir şey yok de Neriman abla. Öyle bir şey yok. Lütfen otur musun bakın yerine? Beyefendi, para almak isterseniz siz resmi insansınız, resmi kurumdan geldim diyorsun. Bana resmi hesap verirseniz ben resmi hesaba o parayı yatırım. Neriman abla, lütfen, lütfen Bilge'yi sakinleştirir misin? Ne ispatlayacağız? Bilgeciğim, lütfen benim hatırım yok mu? Bir dinleyelim, bilsin ondan sonra yani. Şu anda anlatacak bize konuyu hayatım. O parayı ondan al dinleyeceğim, lütfen. Yoksa giderim. Lütfen, susar mısın? Giderim. Lütfen. Yoksa giderim. Bak hatırım için. Neriman giderim, ne halim varsa gör derim. Bak, beni sevmiyor musun? Seviyorum, sen seni çok sevdiğim tamam. İçin bunu engellemeye bir dinleyelim, çalışıyorum. Bir, bekle. Yani. Bir bak bakalım ne oluyor, çıkaracak herhalde. Boş gelecek değil o da. Hani ne? Ben resmi hesabınıza o parayı daha fazlasıyla yollayacağım Ali Bey. Lütfen paramızı iade et. Biraz sakinleşir misin? Tamam, paramızı iade etsin. Sakinleş paramızı biraz. Iade lütfen biraz sakinleş. Neriman abla bu benim işim. Karışmayın de. Ya bu benim işim. Karışmayın, karışmayın. Nasıl senin işin ya? Şad abla Neriman abla. Neriman abla şad abla. Şadap, şadap. Ne? Şadap. Şadap. Sus diyorsun bana. Sus diyorum. Evet, biliyorum, anlıyorum. Sus diyorum ben sana. Biliyorsun beni, anlıyorum, evet. Susar mısın? Ali abi, elemanına ver parayı. Başına dikilme. Başına dikilme. Gel lan buraya. Ha şu parayı Neriman. Arabaya koy gel. Arabaya gel, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, o para burada duracak. Bilgeciğim, lütfen. Ya şurada şey yapıyoruz ya. Kaldır o paranı. Para benim vasiyet, benim vasiyetim. Kimseyi ilgilendirmez. Parasının paran değil. Ben buraya... paran değil. Kimin parası? Ne demek? Çocuklarının parası. Para senin paran değil. Çocukların parasına sen para idaren katıyorum. Ol. Hayır, katmıyorsun şu an. Neriman abla çok üşüyorum, çok üşüyorum de. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ne yapıyorsun sen? Çok resmi kurumlar varken. Çok... Faysal çıkart üstündeki ceketi kadına gidir. O para gidince sınırsız. Ben şu an çıkartmam. Hanımefendi. Çok çabuk. Bu havada mı üşüdüm? Evet. Bu havada. Evet, üşüdüm ya. Tansiyon. Dava için aldığım kaporu, asıl arsalar için ekstra bir paraya daha ihtiyacım vardı. O kaporu, davalar için aldığım bir kaporu. Evet. Davalar için kaporu alınmaz ama beyefendi. Ama arsalar için ekstra bir para. Evet. Kaporoya daha ihtiyacım var. Evet, ne? Onu ne kadar ödeyeceğim? Çok fazla insana para dağıtacağım. Sonuçta çok fazla insana para dağıtacağım. Siz benimle konuşur musunuz bu konuyu? Ali abi şey de, aa de bir ses duyuyorum. Nedir bu de? Aa bir ses duyuyorum. Ne bu? Evet, evet. Boş ver sen atlamışsın, dursun. Duyma İnsanlar sen onu. İnsanlar gülüyorlar. Neriman abla, sivrisinektir o, sivrisinektir de. Sivrisinektir o, sivrisinek. O sivrisinek seni sokmasın diye. Kız sana da deri çok yakışıyor hadi Ali abi. Kız sana da deri çok yakışıyor ama. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol Ali de. Sağ ol Ali'ciğim. Ali'ciğim. Benim aynı zamanda Moskova sirkinde tanıdığım bir müteahhit var. Benim aynı zamanda Moskova sirkinde bir tanıdığım var. Müteahhit var. Ona para vereceğim ben. O halledeceğim bu işi. Merak etmeyin siz. Ben terlemişsin. Çıkart şunu. Onun Moskova belediyesinde tanıdıkları var. Yok gerek yok. Biz belediye meledi istemiyoruz. Biz kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Hanımefendi size mi miras kaldı, Neriman Hanım'a mı kaldı der misin? Hanımefendi size mi miras kaldı, Neriman Hanım'a mı miras ben kaldı? Ben
Eğer beni sinirlendirirseniz... Tamam, mirastan pay mı istiyorsunuz? Ali abi şey de, eğer beni sinirlendirirseniz sizin yüzünüzden gidip adamımı tokatlayacağım de. Eğer beni sinirlendirirseniz sizin yüzünüzden gidip adamımı tokatlayacağım. Bilge, sen neden her şeye engel oluyorsun diye? Bilge, sen neden her şeye engel oluyorsun? Ben engel olmuyorum. Yani neden oluyorsun? Ben onu anlayamıyorum yani. Bir tanem hani engel veremediğim olmuyorum. Bir tanem engel olmuyorum. Bak anlamıyorsun sen. Bana çok büyük bir dava olduğunu her söylüyorsun. Her şeyi bozuyorsun. Bir tane, bir dakika dinler misin? Adam geldi. Para mı istiyorsun de? Neriman, bir kere güven vermiyor ki adamı. Para mı istiyorsun? Ne yapıyorsun? Çok ayıp ama. Garson bey, peçete getirir misin? Benim masamda böyle terbiyesiz olmaz ya Ali abi. Masamda böyle terbiyesiz olmaz hanımefendi. 40 yıllık kuzenine. Peçete. 40 yıllık kuzenine. Geldiğimden beri bir böyle güzel konuşmadın adamla bak. Neyini konuşayım ya, neyini konuşayım? Konuşacaksın. Ya canım benim, ne diyorum sana? Büyük bir damansa zaten o komisyonun, o davayı kazandıktan sonra bağırmayın. Bağırmayın. Onun içinden alır. Siz de bu arkadaşımızı ıslattınız ama. Sana ne? Seni ilgilendirmesin. O benim kuzenim. Engel oluyorsun de. Engel oluyorsun. Benim para kazanmama engel oluyorsun. Gel, getirdim seni oturup konuşalım diye. Sen yapmadığın kalmadı başıma tamam, ya. Tamam sen bir gel. Hayır gel. Gelmeyeceğim. Üstüm başım ıslak. Kurulayacağım. Sen bir gel. Kurulayacağım üstümü. Sen bir gel. Sen bir gel. Üstümü kurulayacağım. Sen bir gel. Gelmiyorum. Kuruttayım sen bir gel. Gel git. Tamam git Nerman Hanım. Git bir yanına. Üstümü kurulayacağım ya. Ala abi sen hesabı kim ödeyecek kardeşim? Bizi mi koparıyorsunuz de? Hesabı kim ödeyecek kardeşim? Bizi mi koparıyorsunuz? Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun sen ya? Diyorsun? Ödeme ödeme, geleceğiz de. Geleceğiz ya, ne ödüyorsun? Bırak. Senin parana kalmadım de Ala abi gül. Senin parana kalmadım ya. Allah Allah. Her şeyi bozdun ya. Kuzenimden aldığın tamam parayla ödersin. Tamam yarabbim ya. Kuzenimi dolandırdın parayla ödersin. Manyak mısın ya? Ya lütfen evet. Bak Bilge. Hayır. Hani bak dinle, çok önemli benim için. Bak iki tane çocuğum var. Ben yaş tahtaya basmamdı. Yaş tahtaya bastığımı gördün mü sen evet, benim? Evet şu anda yaş tahtaya hayır basın. Hayır ben araştırdım, hayır. Kesinlikle araştırdım. Hayır. İnan bana hayat gerçekten. Hayatım Fransu abi beni çağıralım. Eşimi çağıralım, enişteni çağıralım. Gel rica ediyorum, gir dönün. Hadi benim için. Hayır. Benim için. Hayır. Gel hadi hayır. Ne olursun, ne olursun gel. Hayır. Hadi lütfen. Hayır. Hadi beni seviyorsan. Gel lan bana masaj yap. Bak beni ıslattın, ben şey yaptım. Mert'in hatırına geliyor bu şeye. Oturun. Şimdi Ali abi peçeteyle oturun. Neriman Hanım'ı sen kurula bir dakika boyunca. Arkadaşınız adına sizden özür diliyorum. Kurutuyor. Niye kurutuyor? Oturur musun sen? Ay niye sen kurutuyorsun? Islak müvekkili istemem de. O niye kurutuyor seni? Elin var, elin var. Kuruttuk. O benim müvekkilim. Nereden müvekkilim? Sana vekalet verdi mi? Verecek de. Sana vekalet verecek. Verdi bizde mi? Bizde ıslak olacak olan tek şey imzadır de. Kardeşim bizde ıslak arıyorum. Olacak şey tek şey imzadır. Otur musun? Kimse yaramıyorsun, otur. İkna edin siz de Neriman Hanım. Ben ortalığı şey yaptım. Enişteni arayacağım. Verdi. Otur bir. Enişteni arayacağım. Tamam. Otur musun? Elini sürme bir daha ona. Ali abi, ben burada yeterince vakit kaybettim. Benim dakikam para. Hanımefendi oturur musun lütfen? Ya otur kaybettim. Bir dinle beni. Benim dakikam para hanımefendi. Ay çek git o zaman abi kardeşim. Ben... Çek git. Hanımefendi oturur musunuz? Neriman abla oturtur musun kardeşim arkadaşını? Lütfen oturur musun Bilge? Bilgeciğim. Çek git. Bilgeciğim, benim hatırım yok mu senin yanında? Otur diyoruz. İmar planı için kaporu almam lazım. İmar planını gidip alabiliyorsunuz. Paraya gerek yok beyefendi. Benim işim. Orada işler öyle yürümüyor de. Ama orada işler öyle yürümüyor. Hayır canım. Şimdi Neriman abla de ki ne kadar lazım, ne kadar lazım? Ne kadar lazım, ne kadar lazım? 2500 lira lazım. Yetiyor mu 2500? Bir şey değilmiş ha. Aa, ne yapıyorsun? Cemil hanımefendi burada iş yapıyoruz ama. Ya ne işi ay, ya? Neriman abla polis çağırırım bak, bırak paramı de. Polis çağıracağım. Çağır, kimi çağırırsan çağır. Asıl polisi ben çağıracağım. Bakar mısınız? Polis çağırır mısınız lütfen? Ne kadar oldu? Burada dolandıracağız. Sen niye benim peşimdesin tamam, ya? Tamam. Ne oluyor? Peşimde. Ver parayı bana. Otur musun? Ve şey işte Ali abi. Bir orada 200 lira vardı. Onu da çocuğa ayakta durdu parası verir misiniz de? Ayakta durdu parası verir misin sen şimdi? Sana da bir para. Polis çağıracağım de Neriman abla. Ya polis çağıracağım ama ha. Ne çağırırsan. Parayı yırttın be. Ya, ne yapıyorsun? Benim param sana ne? Ver şu. Senin paran nereden oluyor? Hayır hayır Mert'in parası. Bırakır mısın Bilge? Hayır bırakmayacağım. Bırakır mısın benim paramı? Bırakmayacağım. Bak polis çağır.
çağır canım. Çağır. Kim polis çağır? İstediğini çağır. Para benim param. Al al polis gelin. Şey mi yapıyor? Buyurun. Al cebine koy oğlum onu. Onunla çorba içersin hala. Al cebine koy oğlum onu. Onunla çorba içersin. Parayı say Neriman Hanım'ın verdiği parayı say Ali abi. Bir su al. Eksik bu de Ali abi. Lütfen çok bu eksik. Ederim. Bayağı kız Ali abi. Dalga mı yaşıyorsun benimle? 2200 lira vardı. Tamam, ben de diye eksiklerine dalga mı yaşıyorsun? Ben arıyorum. 2300 lira var burada ama. Eksik mi? Eksik tabii. Ben de 400 lira daha alacağım de. Bir gerisini de siz tamamlayın. Koskoca avukat değil misiniz beyefendi siz? 400 lira daha bileceksin. Ali abi şu kadını sustur artık. Şu kadını sustur artık. Susar mısın? Kadın mı? Hanımefendi. Ay şimdi ben bunun için senin kafanda paralarım da. Dua et. Leydim, bileydim böyle olacağını gelmezdim de. Leydim böyle olacağını gelmezdim. Leydim. Nasılsınız? Ne deseniz artık. Gelmeseydin. Ben mi çağırdım seni? Leydim. Ha buldun böyle salağı. Bileydim böyle olacağını değil gelmezdim. Mi? Buldun böyle bir kadını. Dediğin gibi saftirik bulduk, telefonda kandırdım. Oğlum bu parayı da arabaya götürdüm. Oğlum bak lan de. Bak lan oğlum. Bu parayı da... Ben o parayı senden alırım geri. Nasıl? Haklısın. Kravatını göster de şey de Ali abi. Sen bunu alırsın de. Sen bunu alırsın de. Kravatını sen bunu alırsın hemen de. Bak çok güzelmiş kravatı. Sana da alayım mı? Beğendin mi? O ne? O da İtalyan mı? Fransız parfüm İtalyan. Yoksa bit pazarı mı? Ya ben niye oturuyorum ki burada? Ben gideyim. Ben niye oturuyorum ki? Sen kararlarını vermişsin. Adama parayı vermişsin. Adam diyor ki bir tane buldum saftirik diyor. Buldum bir tane saftirik diyor. Alıyor paraları. Alıyor paraları. Daha ortada fal yok, yumurta yok. Sen adama... Ali abi. Kaç bin verdin ya? Tamam. Ben alacağım parayı aldım da Ali abi. Tamam. Ben alacağım parayı aldım. Şimdi gideceğim. Benim benzin parasına ihtiyacım var. Gösterecektin. Şimdi gideceğim. Benim benzin parasına ihtiyacım var. Benim depo boş çünkü. Neriman abla bende hiç para kalmadı. Benim depo boş Ali abi. Benim depo boş. Bana bir 200 lira ateşler misiniz Ali abi? Bana bir 200 lira ateşler misiniz? Bende de hiç kalmadı. Neriman Hanım, arkadaşınızı 200 liraya vermeye ikna ederseniz bizden 2500 lira kazanacaksın. Lütfen. Bana ver bana. Hayır. Lütfen. Hayır. Ne oldu lan? Ne oldu? Zorunuzla mı gitti hanımefendi? Lütfen. Kalk git masamdan Bilgi. Bilgi. Yavrum. Hanımefendi, kedi mi kovuyorsunuz siz de Ali abi? Hanımefendi, kedi mi kovuyorsunuz? Vermiyorum. Ben sana vereceğim. Peki arkadaşınızın mirasından pay almasını biliyorsunuz ama da Ali abi. Peki arkadaşınızın mirasından pay almasını biliyorsunuz. Ya bana bak, kalk masadan. Neriman Hanım, yalvarın arkadaşınıza, yakarın ve arkadaşınızdan o parayı alın. Hayır. Ne olur. Hayır. Ne olur. Hayır. Benim için. Hayır. Ne olur. Hayır. Hadi. Ölümü gör. Allah korusun. Ölümü gör. Hayır dedim. Beni ver 200 lira lütfen. Atayım mı ben kendimi yere deyin Neriman Hanım? Neriman Hanım atayım mı ben kendimi yere deyin? Atayım mı yere kendimi? Atın kendinizi yere. Delirdin ha? Kalkın şimdi. Neriman kalkın ayağa şimdi. Şimdi kalkın ayağa. Verecek misin 200 lira? Vermeyeceğim. Ver. Vermeyeceğim. Ver. Masamdan gidecek mi bu? Ver 200 lira. Benzi parası istiyor. Burada para böyle, para makinesi varmış. Herkese şey para veriyormuş. 150 lira bize dağıtsanıza. Koruyacağım seni sakin. Hey bana vurabilirsin. Tamam onlara hiçbir şey yapma. Ay gerçekten tamam, sinirim sakin. Bozuldu. Gel buraya şaka ediyorsun şaka ediyorsun. Gel buraya. Yaştan devam konuşuyor. Arkadaşınız bunları Allah arkadaşınızı kazıklıyorlar. Ay ha. Evet yani dedim iki tane çocuğu var dedim. Kuzeniz, ben evet, paralarını evet, evet, alıyorlar evet. Elinden. Tamam gel buraya. Buraya gel. Kimse böyle. Parasını alamaz. Kimse sahte parayı alamaz onlar. Fotokopiydi onlar fotokopi. Ne kim alıyor onun parası hepsi fotokopi ya. Ay diyorum biz ki ben resmi hesabı verin diyorum göndereyim diyorum. Fotokopi verip gerçekleriyle değiştirdik onu. Gel buraya. Buraya gel. Sakin. Ay sen sakin olun. Hiçbir şekilde böyle şeylere inanmam. Benim karizmam bozulmaz. Ben akıl insanıyım. Evet. Falan diyormuşsun. Evet. Tamam mı? Evet. O da sana böyle bir numara yapmak istedi. Peki aa, şimdi öyle mi? Öyle olmaz böyle olur. Kötü bir şaka yap. Kuzenin. Nasıl ama? Kuzenin aynı zamanda. Hı-hı. Bunun intikamını alacak mısın ondan? O zaman ne yapıyorsun? İlk buluşmaya bak. Avukat gibidir dedim. Peki suratına su attınız. Avukat gibi. Evet. Yani olur mu canım? Ay daha dua etsin su attım ama. Daha dua etsin su attım. Onun suçu günahı ne ya? Hayır. Evet.
Şimdi bakın şöyle bir şey ki yani okumuş bir insan bu. Tutup da yani telefonda konuştum ben. Avukat diyor bana miras kalmış. Ama internetten araştırdım diyor. İnternete neye güveniyorsunuz? Ben diyor yaş yani tahtaya basar mıyım diyor. Bir şey söyleyeceğim. Şunu düşünün ama nasıl kurmuşuz? Çok güzel değil mi? Ay çok güzel, güzel kurmuşsunuz ama çok ben sizi paralayacağım. Bizi çok seviyorum ama yani, ne kadar güzel kurmuşuz değil mi? Ben bunu önce paralayacağım sonra sizi paralayacağım. Nasıl oldu hayatında gördün mü bunu böyle? Ben de hiç görmedim bunu böyle hayatımda. Bir de o kadar çok şey yap müdahale ettiniz ki. Biz bir ara şey dedik, lütfen arka kuzeninizi evet, susturun. Evet, lütfen susturun. Siz çok etkindiniz sizi yani. Bayağı ama ne yapayım, böyle bir saf triktir. Çünkü neden etkin? Öyle midir gerçekten? Saf triktir yani. Neden etkin? Çok seviyor çünkü. Onun başına çıkıyor. Ay tabii yani, biz beraber büyüdük. Biz beraber büyüdük. Saf triktir. Sapın evet. Önde gidenidir yani. İnanır götürür verir. Ama bir şey söyleyeceğim. Sapın önde gideni hayatınızda size kimsenin yapamayacağı bir şey. Evet. Kimmiş saf? Saf kimmiş? Bir kalkış. Bir saftirik mi? Neriman abla mı saftirik? Bence çok güzeldi ya. İzlediğiniz zaman yemin ediyorum. Herkes anlatacağınız olağanüstü bir şaka. Evet, güzel bir şakanız, anınız oldu. Acayip tatlısınız. Artık beraber o parayı çok güzel bir yemekte yersiniz. Çatır çatır yiyin o parayı. Gerçekten. Oraya da belki bir avukat gelir o yemeğe de. Yok, istemiyorum. Arkanızda şöyle bir koruma durur şöyle. Ay yok, istemiyorum. Zaten şey gibi böyle bodyguard yok abicim. İstemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ya. Tekrar bir alkış alıyoruz. Evet. Çok güzel. Ay, çok teşekkür ederim. O zaman ilk buluşma. Devam edin.